Arkadaşlar merhaba. Bugün market alışverişi yapacağız. Kıyma nasıl alınır, et nasıl alınır, sebze meyve nasıl alınır, peynir, zeytin, şarkıları nasıl alınır, onlar gibi bir video çekmek istiyorum bu zamanları. İnşallah bugün bunu çekeceğiz burada. Şimdi Sakarya'nın meşhur marketi Sakmar'dayız. Yerel market ama çok güzel market. Bize çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Buyurun içerisinde bulun. Patates tezgahına geldik arkadaşlar. Burada mükemmel bir patates var. Şimdi patates almaya geldim. Patatese bakıyoruz. Patatesin üstünde şöyle kabuğunda kare kare pütürler olur. Böyle pütür olan patates Afyon Agriye cinsidir genelde. Ve kızartma çok uygundur. Şöyle tırnağımızla kontrol ediyoruz. Rengi sarı, mükemmel bir patates. Yani şu patatesi kızartmalarda kullandığınız vakit çok şahane olur. Eğer bunun kabuğu pütürsüz olursaydı o zaman haşlamalık olur. Bir deneme yönteminde bunu bıçakla kestiğimiz vakit bıçak kıtır kıtır ses çıkarırsa o da güzel kızartmalıktır. Domates alacağız. Burada 3 çeşit hatta 4 çeşit domates var. Hangisini alırım? Domates almaya geldiğimiz vakit. Dallı domates zaten bizim favorimizdi. Ama burada almamız gereken domates tarla domates. Bakın arkadaşlar şimdi tarla domatesi 57 kendi. Bu sera değil, tarla. Domates ne kadar şekilsiz o kadar güzel. Ne kadar hata var domateste o kadar güzel. Bu cins belli. Ben aldığım vakit aynı boyda pasparlak sert taş gibi domatesleri almıyorum arkadaşlar. Tarla domatesi bu şahane belli. Bakın. Şuraya bakın mesela kabuğunda desenler var. Yani bunun orijinal tohum olduğu besbelli. Kendini belirtiyor. Bu domates mükemmel. Sıra geldi biber almaya. Biber var. Kendi son var. Nasıl bir biber var. Bir de kandıra cinsimiz burada kırmızı olan var. Şimdi arkadaşlar ben burada menemen yaparken tercih edeceğim biber bu. Yani Charles son biberi artık o kadar güzel değil, o kadar lezzetli değil. Yani normalde şu biberin lezzetini hiçbiri vermez. Bir de normal ekşimikli biber ya da biber kavurması yapacağım zaman şu kıl biberi tercih ediyorum. Bakın şöyle mükemmel bir biberdir burada. Sıra geldi bakliyatlarda. Buranın bakliyat ürünü bayağı iyi arkadaşlar. Burada paket hariç dökme bakliyat da alabiliyoruz. Şimdi ben burada bildiğim kadarını size anlatayım. Gerçi ben bakkallık yaptım. Bakliyat sattım. Benim bildiğim kırmızı mercimek arkadaşlar. Kırmızı mercimek böyle pasparlaksa, çok kırmızıysa buna yağ sürüyorlar. Yağla karıştırıyorlar. Boyada karıştırma ihtimalleri var. Onun için kırmızı mercimeğin parlak olmayı tercih edin arkadaşlar. Yeşil mercimekte de açık yeşil daha bir orijinaldir. Yani ben ne kadar koyu renk o kadar şüpheleniyorum. Sıra geldi fasulyelere.
şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bu şeker fasulyesi gerçekten çok lezzetli olan bir fasulyedir. Ama benim tercihim her zaman böyle şu Erzincan fasulyesi. Baharat videomda da anlattığım gibi bu lokantaların kullandığı fasulye, bunun özelliği ortasının fazla şiş olmaması. Ortası ne kadar çukursa o kadar güzel olur fasulye. Bunu selanik tipi diyorlar. Fasulye piştiği vakit kabuğu fazla ayrılmaz. Kayma tipi olur. Sıra geldi pirinçlere. Pirinçlerimiz çok güzel. Arkadaşlar bakın, bu pirinç sarı bir pirinç. Pirinç sarı olduğu vakit en güzel lezzet oluyor. Pirinç ne kadar sarı o kadar iyi. Bir de paket aldığınız vakit özellikle imalat tarihine bakarsanız ne kadar eski o kadar güzel olur. Yeni pirinç, taze pirinç çatlar. Pişirirken kırılır hep. Market turuna devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda şarküteri rayonuna geldik. Yani maşallah şarküteri rayonunda bir tır kadar uzun yani. Şimdi bizim genelde tostlarda ve daha değişik şeylerde kullandığımız salam almak. Salam nasıl alıyoruz arkadaşlar? İnci dilim salamlarda. Marka benim için o kadar önemli değil. Ama bunlar genelde iyi markalar. Şu ince dilim salamlar daha kaliteli arkadaşlar. Mümkünse bir salamları almayı tercih etmiyorum. Sıra geldi tereyağlara. Ben tereyağı aldığım için genelde köy tereyağı tercih ediyorum. Yalnız burada bir markamız var. Ben bunu çok seviyorum. Kervan marka. Gerçekten bu çok kaliteli ürünler üretiyor. Bu tereyağını almanın sebeplerinden birisi renginin beyaz olması. Arkadaşlar tereyağı alırken mümkün olduğunca açık renkli tereyağı almaya gayret edin. Benden size tavsiye. Hiç kimseyi kötülemiyorum ama tereyağı ne kadar sarıysa o kadar hileli olma ihtimali var. Ben şarküteri uzmanlığım var. Size bundan dolayı bilerek konuşuyorum. Şimdi kasap rayındayız. Arkadaşlar burada fiyatlar çok uygun. Burası genelde esnaf lokantalarında malzeme veriyor. Adapazarı'nda marketler içinde bence kasap rayını en güzel olan bir yer. Bakın yemeklik kıyma 52.900. Şimdi yemeklik kıyma diyor, dana köftelik kıyma diyor. Şimdi arkadaşlar ben kendi tavsiyemi söylüyorum. Şimdi dana köftelik kıyma genelde yağsız kıyma isteyenler var. Tutturmuşlar yağsız 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 diye. Halbuki köfte yağsız kıymadan lezzetli olmaz. Köfte bu kaburga sarmadan olur. Döşle diyoruz değil mi usta buna? Aynen abi. Kaburga döş diyoruz. Kaburga sarma diyoruz. Rengi ne kadar açık renkse, bakın arkadaşlar danadır. Eğer rengi çok kırmızıysa inek olma ihtimali yüksektir. Peki düve bulursanız düve yiyin derim. O da mesela diş hayvanı eti ama düve bulamayız kolay kolay. Onun için dana köfte yapacağımız zaman bu tip sarmadan alıp hazır çektirirseniz, bunun yağ oranları zaten kendi kendine ayarlanmış, gayet makul oluyor. Ondan sonra ama benim bir tavsiyem daha var. Mesela diyelim ki 1 kilo efendime söyleyeyim dana kıyma çektirdiniz. 200 gram da kuzu koldan ya da kuzu kaburgadan çektirin. 1 kilo 200 yapın. Şahane oluyor arkadaşlar. Mesela bu. Ne oluyor bu usta? Kuzu döş. Kuzu döş. Aynı dananın kuzu olanı. 1'e 20 yani %20 kaburga mükemmel oluyor arkadaşlar. Yani %20 şey diyelim, kuzu diyelim. 1 kilo 200 gram olduğu vakit bu yeterli lezzeti alıyor. Sırf kuzudan da köfte yapılıyor ama bizim buradaki insanlar
Ağır geliyor biraz, alışmamışlar çünkü. Kasabımız tas kebabı için kuşbaşı hazırlıyor. Arkadaşlar tas kebabı Danabut'tan en güzel oluyor. Biraz pişmesi uzun sürüyor ama lezzeti ona göre. Yani döner ve tas kebabı Danabut'tan kuşbaşı olarak tavsiye ediyoruz. Bir de sokum. Sokum mu bu? Sokum tonu var abi. Sokum şu. Arkadaşlar sokum diye bir et var. Eğer kasabında sorarsanız hem bonfile kadar yumuşaktır hem fiyatı çok iyidir. Genelde pidelere, midelere ya da aciz et kavurmak gerektiğinde sokum eti kullanıyorum. Kasaptan sokum derseniz size bir yardımcı olurlar. Peynir oyuna geldik. Peynir iyi nasıl alınır? Burada en güzel peynir. Peynir. Kınalı peyniri. Zaten arkadaşlar bu peyniri yapmadan Türkiye'de macirların üstüne yoktur. Yani Trakyalılar yapar peyniri genelde. Bir Çanakkale ezine, bir de Trakyalılar yapar. Mesela şu marka çok güzeldir. Ama peynir almanın püf noktası şöyle. Usta bir tane şunu aday verir misin? Göstereyim. Şu, evet. Bir tane deliklerden göstermek için. Bakın arkadaşlar. Peynirde şöyle delikler varsa bu peynir mükemmel bir peynirdir. Delikli olacak peynir. Şef de bilir. Bir, ikincisi peynir kabında kesinlikle su olmayacak. Eğer kapta su varsa o kültürle yapılmış peynirdir. Ama şu peynirler orijinal peynir ve hile kabul etmez. Yani biraz fiyatı yüksektir. Peynir aldığınız vakit kabında kesinlikle su olmayacak. Bir, ikincisi mümkünse gözenekli peynir olacak. Teşekkür ediyorum. Gel. Şimdi zeytine bakalım. Zeytinde bir nokta. Şimdi burada zeytine bakıyoruz değil mi arkadaşlar? Bakıyoruz. 28.90 bir zeytin var. 27.90 bir zeytin var. 19.90 bir zeytin var. Şimdi bir de 22.90 bir zeytin var. Bunlardan en iyisi şimdi derseniz size göre budur. Ama bana göre değil. Bana göre en iyi zeytin şu ve şu. Alabilir miyim biraz tane? Şimdi neden diyeceksiniz? Bakalım. Bir, zaten sert. Sertliğine bakıyoruz. Çekirdeğine bakıyoruz. Bir de onu alabilir miyim? Zeytin çekirdeği ne kadar kahverengiyse, ne kadar açık renkliyse zeytin o kadar doğal ve o kadar iyidir arkadaşlar. Eğer çekirdek siyahsaydı o zeytin kostikle büyük ihtimalle siyahlatılmış ve çok tehlikeli bir zeytindir. Ama orijinal zeytin böyle olur. Onun için burada bu da iyi olabilir ama benim görünüşe göre şu ve şu ikisi en güzel zeytin olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. Takma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olduğunuz için. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz.